Objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor! Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan VidiSport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 8. haftada oynanacak maçların öncesini Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Bu hafta Beyaz Grup'ta bay geçen takım Pazar Spor, Şanlıurfa Spor'un da maçı yok çünkü Şanlıurfa hı. Spor Kastamonu Spor'la oynayacağı için Aynen. Otomatikman olarak maçı yok. Kastamonu Spor ligden çekildiği için sezon başında hatırlatmalarımız var onları yapalım. Hı hı. Bizi bundan sonra Golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Aynen, Tahminlerimizi anlıyoruz. ve analizlerimizi. Ee, bir de Vidi Sport'la yaptığımız e, sponsorluk anlaşmamız var biliyorsunuz. Yani projemiz var. Bunu kulüpler de biliyorlar. taraftar kartları. Aynen. E, Adana Demirspor Kulübü'yle anlaşmamız var. devam ediyor. Aynen. Tüm kulüplerden de projemizle ilgili geri dönüş bekliyoruz. Hiçbir şekilde yatırım maliyeti yok. Evet. Ekstra bir maliyet yok. Sıfır maliyette zaten bu projeyi yapabiliyoruz. Ve Aynen. şu anda ikinci bir takımla da anlaşmak üzereyiz. Bunu da yakın bir zamanda açıklayacağız. Hayırlısıyla. O da TFF 1. Lig'de. İkinci Lig Beyaz Grup'taki tüm takımlardan da bu konuyla ilgili geri dönüş bekliyoruz. Diğer bir konumuz da yine Golvar'la beraber yapmış olduğumuz bir çalışma neticesinde. Bir o... sürprizimiz var. Aynen Çekiliş. çekilişimiz var. O da Golvar sponsorluğunda. E, Trabzonspor Fenerbahçe maçına bir çekiliş yapacağız ve forma dağıtacağız taraftarlara. Kazanan takıma iki tane. Eğer bir beraberlik olursa beraberlikte de dört tane forma. İki Trabzonspor, iki, iki. iki Fenerbahçe'ye. Aynen. E, ama Trabzonspor Fenerbahçe videosunun altına hem isim soy isim hem de hangi takımı istiyorsanız o takımı yazmanız gerekiyor. Kısaltma olarak TS veya FB. Ama isim soy ismi lütfen doğru olarak yazın. Çünkü kazandığınız zaman da biz adres bilgisi aldığımız zaman da ve isim aldığımız zaman da eğer uyuşmazsa Geçersiz sarılacak ve yedek seçtiğimiz kişiler o formayı kazanmaya hak kazanmış yani, olacaklar. Hakkınız yanmasın. Aynen hakkınız yanmaması için lütfen bu konuda da doğru bilgileri yazmanızı rica ediyoruz. Ve Aynen. lütfen bir defa yorum yazın. Ve maçtan bir saat önce yazılan tüm yorumlar da geçersiz olacak onu da söyleyelim. Evet. Lütfen bu yorumlarda dediğim gibi Trabzonspor Fenerbahçe videosunun altına yazın. Sizlerden yoğun bir katılım bekliyoruz. Aynen öyle. Cumartesi 2 maç, Hı -hı. pazarda 6 maç var beyaz grupta. Hemen başlayalım. Aynen. Birbirinden önemli maçlar oynanacak. İlk maç Pendik Spor, Akisar Spor maçı. Cumartesi 2 maçta 14'te zaten. Ben bu maçta ev sahibi ekibi çok ağır favori görüyorum. Hı -hı. Onu söyleyeyim. Şundan dolayı iki takımın kadro kaliteleri arasında sıra dağlar kadar fark var bence. Aksar Spor zaten tahtayı açamadı, transfer yapamadı Aynen. bu sene biliyorsun. Geçen seneden kalan oyuncularıyla oynuyor. Pendik Spor ise bu grubun en büyük şampiyonluk adayı. Serdar Deliktaş da dönüyor bu maçta. Cezası bitiyor. Görkemle Uygar Mert yok. Şey Görkem diyorum Doğanay'la. Doğanay'la. Uygar Mert Aynen. yok. Görkem oynayabilecek. Ben Pendik Spor'dan bol gollü rahat net bir galibiyet bekliyorum. Senin yorumun <laughs> ne olur? O kadar rahat söyledin ki. Ama iki takımın malzemeleri meydanda. Aynen. Şimdi. Senin görüşün ne olur? söz sana bırakayım. Tabii. Buyur. Şimdi öncelikle eee Pendik Spor'da dediğin gibi zaten Doğan sezonu onu kapat da tekrardan geçmiş dileklerimizi olsun dileklerimizi iletiyoruz. Uygar Mert de şu anda bu maçta oynamayacak isimlerden birisi. Serdar Dektaş zaten dönüyor. dönüyor. E, Pendik Spor lider şu anda 15 evet. puanı var. E, Akser Spor'da şu anda 12. sırada ve 7 puan dolar. İki takımın da bir ay şey bir hafta bay geçti hafta oldu onu da söyleyelim. Doğru. Pendik Spor çok zor bir deplasmandan galibiyette ayrıldı Isparta'da. geçen hafta. E, golün temiz olduğunu düşünüyorum tekrardan söyleyeyim. O saatte bence alakası yok. Ben de. İsparta Spor iyi bir baskı yaptı ilk 25 dakikada ama Pendik Spor o baskıdan iyi çıktı ve zaten golü buldu ikinci arada ve maçı 1-0 kazandı. Ben de bu maçta sende ne görüyorum? Pendik Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Zaten o kadar zorlu maçlardan galibiyete çıktıktan sonra. Bu maçta bir puan kaybı yaşanırsa Tabii. ciddi bir kayıp olur. Okyanusu geçip derede boğulmak olur. Aynen öyle. Ben kazanacaklarını düşünüyorum. Bence Pendik Spor kazanarak 3 puan alacaktır. Ben de seninle aynı görüşteyim. Bir Hı -hı. diğer mücadeleye geçelim. Ankara Demirspor kendi evinde 1922 Konya Spor'u ağırlayacak. Hı -hı. Öncelikle bu maçla alakalı şunu söyleyeceğim. Eğer Ankara Demirspor bu maçta bir puan kaybederse Ersin Aka %100 gönderilir. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü geçen hafta buca maçını da 90 dakika izledik. Ankara Demirspor çok şanslı bir şekilde öne geçti. Ama maçın hakkı Buca Spor'un galibiyetiydi. E Buca Spor kazanmayı bildi. Konya da çok formda. Son 3 maç 7 puan. Hı hı. Nasıl bir maç bekliyorsun sen başkentte? Yorumun ne olur? Valla zor bir maç olacak. Ee, Ankara Demirspor'un acilen kazanması gerekiyor. Ligin dibine demir atmış durumdalar. Tabii. İyi bir kadrosu var. Ama bu kadroya karşılık yani. bu gidişat yakışmıyor. Hani çok böyle beklemediğimiz bir gidişat. Ama hocanın da bu kadar böyle e, kötü gidişatta aslında gitmesini de bekliyorduk. Yani bir şey veremeyeceğini daha doğrusu evet. bekliyorduk. Konya Spor'da son, şey pardon, e, 1922 Konya Spor'da son haftalarda çıkışta olan takımlardan birisi. Geçen hafta 1 berabere beraber kaldılar. E, o maçta ben biliyorsun Konya Spor tarafındaydım ama Konya Spor kazanamadı Nazili karşısında. Bir, bir, bir. E, ben bu karşılaşmadan Kadimir Spor tarafındayım. Hatta kazanacaklarını da düşünüyorum. Ki artık kazanması gerekiyor. Eğer kazanamazsa hocayla yollar ayrılabilir diye düşünüyorum ama bunun mini maç arasında bence yapılması gerekiyordu. Zaten ama, mini maç arasında girmiyorlar ama şu anlamda söyleyeyim yani. Bir hafta önceden yapılması gerekiyordu. Çünkü neden? Geçen hafta da zaten takım kazanması gereken bir maçta kazanamadı. O yüzden Ankara Demirspor'da Spor'da acilen e, iyi bir hoca konuş yapılması gerekiyor onu söyleyelim. Eğer geçen seneki Bülent Hoca bu takımda kalsaydı şu anda takım pilav hattındaydı. Onu ben de sana. aynı görüşteyim. Kırklareli Spor, Ahmet Sportif Hı -hı. maçına geçelim. Bu maç pazar günü. Pazar gününün maçlarına geçiş yapalım. Öncelikle bence zorlu bir maç olmaya aday bir maç. İki takımın kadro kalitelerine baktığımızda tabii ki de Ameth Spor'un kadrosu daha iyi kırklareliye göre hı hı. ama kırklareli kendi evinde şanlıurfa'ya da yenilmedi mesela şanlıurfa sonra yani. Aynen ben bu maçta Ameth Spor'u bir tık önde görüyorum. Hani kaybetmeyeceğini düşünüyorum ama rahat da kazanır diyemiyorum. Hı hı. Senin görüşün ne olur Mesut Hoca'ya çok büyük tepkiler var. Hoca da Instagram hesabından bir paylaşım yaptı Pazartesi akşamında. Kutay'ın oynatılmasına çok tepkili taraftarlar. Anıl Şahin Urfa maçında yenilen iki golde de hatalıydı. Artık Murat Ustun'un oynamasını bekliyorlar. Bir de Mervan Santrafor değil. Mervan'ın Santrafor oynayıp üstünün yedek kalmasına da tepkililerdi. Hani Mervan kanatlı oynayıp üstün Santrafor'da oynayamaz mı diye hı hı. düşünüyor taraftarlar. Yorumun ne olur maç için ve Ames Spor taraftarlarının görüşleri için? Valla çok zor bir maç. Ee, aslında kritik bir maç. Hem Kırkteri tarafında hem Ahmet tarafında. Kırkteri çünkü ligin dibine... Yakın durumda 6 da sadece ve onların galibiyet alması gerekiyor. Eskişehir'i yendiler pek. Sadece tek. bir galibiyetleri var işte 6 maçta. O Aynen. yüzden ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorlar. Savunmaları çok sıkıntılı. Yani maç başına neredeyse 2 gol yiyorlar. 1.5 şu anda 6 maçta 10 gol yediler ve hani bu sorunu çözmeleri gerekiyor. Doğru. Ama Espor geçen hafta berabere kaldı Urfa ile ki o maçta bilmiş bir görüşüm yoktu. Zor bir maç olduğunu söyledim. Ve üstüne de tekrardan basa basa söylüyorum. Ama ben şampiyonluk şansı da olmadığını düşünüyorum. Tek bir tane durum var. Eğer devre arasında böyle sansasyonel transferler, üst düzey oyuncu transferleri gelirse işin rengi farklı olabilir. Mesela özellikle bir kere forvete transfer lazım. Üstün çok Geçen hafta evet hoca belki üstünün performansının düşük olmasından dolayı Mervan'ı forvette değerlendirdi ama ya yani bu takımda üstünün dışında forvet yok. Bu şekilde çakma pozisyonlu oyuncuları çakma bölgede oynatmak hiç doğru değil. Mervan zaten orta saha on numara oyuncusu. Yani forvette bu oyuncu yapamaz. Mervan sağ açık S ve on numara. Senin zaten sezon ben başında yap. böyle planlama yapman lazım. Bir tane forvette bu iş olmaz. İkinci forvette takıma katman lazım. Hatta hep ne diyoruz? Şampiyon olacak takımlarda 3 tane forvet oyuncusu olması gerekiyor diyoruz. Bunu Mesela birçok takım görüyor bak <laughs> Urfa'da iki tane var. Yetmiyor yani çıkmıyor bir şeye. Pendik'te ciddi anlamda mesela forvet sıkıntısı i̇ki var. İki tane var Pendik'te. Aynen de. forvet sıkıntısı yaşıyorlar. O yüzden Ahmet'te çok daha büyük sıkıntı var forvet'te. Bir tane oyuncu var çünkü geldi. Başka oyuncu yok. Ben bu maçta Kırklare Spor tarafındayım. Ben onlardan bir puan bekliyorum en kötü. Çünkü Kırklare iyi mücadele ediyor. Aynen. İyi bir takım. Ama Spor'un da deplasman karnesini çok iyi bir şekilde biliyoruz. Sıkıntılı. Hocanın dokunuşları da büyük bir sıkıntılı ki zaten artık Kutay'ın kesilip Cenk Kaplan'la oynaması gerekiyor. Yani bu takım Doğru. Hücum attığında zaten sıkıntı yaşarken hoca bir de savunmada gerekli dokunuşları yapamıyor. Ben Kıkdere Spor tarafındayım. Bakalım ne olacak? Ben de Ames Spor tarafındayım. Bakalım hı hı. ne olacak? Bir diğer mücadeleye geçelim. Bu maç zor bir maç. Kırşehir Belediye Spor Tarsus İtman Yurdu maçı. Sen dün Hakkı Hoca ile konuştun hatta. Şimdi Tarsus İtman Yurdu'nda ilginç bir gelişme oldu. Başkan Şahin Kırbıyık ağır açıklamalar yaptı ki. Buna da baş... bir açıklama yapalım da. Çünkü herkes yanlış anladı o açıklamayı. Onu söyleyelim yani. Peki. Sen o zaman konuşursun oradan direkt. Ee, şimdi ben başkanın canının yandığını düşünüyorum şu açıdan. Başkan çok ciddi bir para harcadı, ama bunun karşılığını şu ana kadar hiç alamadı. Hı hı. E başkanın da kafası attı bence bu da çok doğal. Şimdi yani çok 30 milyon TL bir para harcadı Başkan yani ve bunu da Tarsus İtman Yurdu için yaptı. Biliyorsun Başkan Oran'ın insanı, o yörenin insanı. O yüzden böyle bir hani Tarsus için bir fedakarlık yaptı ama şu ana kadar Takımdaki futbolcu topluluğunun hepsi için demeyeceğim bunu yanlış anlaşılmasın. Bazı oyuncular yetenekleri ölçüsünde elinden geleni yapıyorlar. Hı hı. Uğur Arslan Kuru gibi, Sefa Durmuş gibi. E, ellerinden geleni yapıyor oyuncular. Ahmet Furkan Özcan gibi ama mesela e, Tarsus İtman Yurdu'ndaki bazı oyuncular resmen Instagram fenomeni gibiler şu an. Futboldan çok Instagram'da takılıyorlar. Hı hı. Bunu görüyoruz. Kırşehir'de dirençli bir takım. Can Vural cezalı orada da o büyük sıkıntı. 3 maç cezalı. Evet. Serhat evet. yine yok. Aynen. Ee, ben bu maçta Kırşehir'in kendi evinde yenilmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü ben Tarsus İkman Yurdulu oyunculardan hiç elektrik alamıyorum. Hı -hı. Onu sana söyleyeyim. Bir de Ultras Tarsus grubunun sağlam bir ultimatom mesajı oldu biliyorsun. Aynen. Sence Tarsus'ta bu açıklamalar, bildirgeler, yayınlamalar o takımdaki futbolcu topluluğuna olumlu mu yansır, olumsuz mu yansır? Hı, -hı görüşün ne olur? Maçla alakalı da ne bekliyorsun? Bir de Şahin Başkan'ın o Açıkması. açıklamalarına da bir yorum getir. Sen bir topla Aynen. komple. Öncelikle Kırşehir'in olmayan oyuncularından bahsedeyim. Erbay Eker yok. Stoper. Serhat yok. Can Vural yok. yok. Savaşın cezası bitti. ile dün zaten hep konuştuk. Ee, Erbay ve Serhat zaten. Serhat Aynen. zaten önceden de yoktu. Erbay de eklenmiş oldu ve bu 3 oyuncu yok. Ee, geçen hafta da Erzincan Spor'la birbiri beraber kalmıştı biliyorsun Kırşehir. Aynen. Tarsus'ta çok kötü bir gidişat var. Uşağı da yenemediler. 1-0'a geçtiler. Maç 1-1 bitti. Şimdi Şahin başkanı yapmış olduğu açıklamalarda sen diyorsun ya canın yandığını görüyorum. Evet canı yandı. Ama bu yazdığı yorum, yaptığı tepki futbolculara değil. Bu tepki menajerlere, para kaptırdığı kişilere. Yani bu transferleri yapan kişiler. Çünkü başkan dün yaptığı açıklamada ne dedi? Ben futboldan anlamam dedi. Anlamıyorum dedi. Yani burada ne yaptı? Transferlerde birilerini görevlendirdi. Tabii. Onlara güvendi. 5 ise 5 verdi, 3 ise 3 verdi, para harcadı. Ve ne oldu karşılığında? Bu başarısızlık geldiğini görünce ve daha doğrusu bu takımda aslında birçok bölgede eksikler olduğunu görünce başkan ne yaptı? O kişilere haram etti bunu. Yani burada oyunculara demedi haram olsun diye. Orada işte o paraları alanlara haram olsun diye o bir açıklama yaptı. Yani onlara bir para yedirdi değil mi başkan? Ne Atıyorum kaç para harcadı örnek veriyorum sana 30 milyon TL harcadı. Bayağı harcadı. Şimdi 30 milyon TL o para Felak diyor ki et, böyle para. insanlara harcayacağım yerde böyle soyguncu insanlara harcayacağım yer, yerde ben bu parayı alıp işte memleketime yatırım yapsam işte dedi ya mandara kursam işte hayvancılık yapsam fabrika kursam veya insanlara ekmek sağlardım dedi. Eşek alsam ha. kargo bunlara yani fabrika falan. kursam insanlara ekmek versem daha faydalı olurdu. Yani bunu söylemek istedi. O yiyici o yani nasıl diyeyim sana menfaatçi insanlara karşılık bunu yapsam daha iyi olurdu. Ya burada oyunculara tabii şöyle tepki gösteriyor. Hani kazanamıyoruz şey yapıyoruz ama buradaki asıl tepki o insanlara yaptı. Bunu söyleyelim. Başkan da zaten şunu söyledi. Benim yazdığımı anlamıyorlar dedi. Tarsus'un toparlama durumu çok sıkıntılı. Ben yine söylüyorum. Tarsus şampiyonluk adayı. Sonuna kadar kovalayacak. Bu takımda malzeme var. Belli oyuncularda zaten sıkıntılar var. Bunu zaten daha 3 hafta önce söyledim. Mini maç arasına girdiğimiz zaman da. Pardon. Tarsus'un e, bay haftasına girdiği zaman da söyledim. Yani maçtan çıkıyorlar. Oyuncu hemen tatilde. Çok tatilde. Yani mesela. Instagram fenomeni çok oyuncu var. Futboldan çok her şeyle uğraşan oyuncular çok fazla var. Burada Tarsun menfaatleri doğrultusunda, Şahin Başkan'ın menfaatleri doğrultusunda, daha doğrusu vermiş olduğu emekleri doğrultusunda bunları söylememiz gerekiyor. Ee, Hüseyin Kalpar kendisini gerçekten iyi bir şekilde veriyor sahaya. Bunu Pendik maçına gittiğimiz zaman da gördük. Hiç yerinde durmadı. Sinan'ı kaç defa gelip yanına uyardı. Geçen maçta da hoca çok uyardı. Diyor ki Sinan'a orta sahaya gelme diyor. Sinan Kurmuş hal orta sahaya gelmekte diretiyor. Gereksiz yer. Yani. Aynen. O yüzden hoca da burada bayağı bir müzdarip bu konuda. Kırşehir dirençli bir takım ama can vuralım olması büyük bir sıkıntı. Onu söyleyeyim. Hasan oynayacak herhalde. Hasan oynayacak. Kaşı beyaz. Kaşı kara. Şey kaşı kara. Kaşı beyaz. Ben sana burada <laughs> biraz şey attım. Top attım. Sen düzelttin beni. Şaka söyledim zaten. Ee, Kırşehir'in toparlanması gerekiyor. Kırşehir çünkü biraz şey gidiyor, istikrarı gidiyor. Tarsus'un zaten toparlanması lazım. Ama Kırşehir'in gene durumu normal çünkü Kırşehir'in bu seneki kadrosu geniş değil ki. Aynen. Hocanın eli biraz sıkıntılı. Ya mı? tabii ki ben gidiş geçen seneki kadro zaten olsaydı ediyorum. mesela Kırşehir'de tabii, şu çok an Hakkı fazla. Hoca'nın eli çok rahattı. Aynen. Bir de Tarsus konusunda ben haklı çıktığımı düşünüyorum daha 7. 8. haftada. Hı -hı. Sezon başından beri dedim Tarsus şampiyonluk adayı değil. Ka bir kere kalecisi, kalesi sıkıntı net. Geçen seneki kalecisi daha iyi Barış Türkmen Ben olsam hoca olsam orada Hı -hı. Hüseyin Hoca'nın yerinde olsam Barış Türkmen'i oynatırım Abdülaziz'den çok daha iyi bir kaleci Bunu 2-3 hafta sonra daha net göreceğiz Şimdi Ben Tarsus'un şansı daha aynı olarak... görüşteyim Neden biliyor musun? Tarsus'un savunması çok sıkıntılı Zaten bir kere. Kampiyon olmak var. isteyen Aynen. bir takımın çok sağlam stoperleri olması lazım 3 tane kafadan Pendik'in 4 tane stoperi var O gün kulübe gittik pendik yönetimi diyor ki Bize gene stoper lazım Aynen. Bak Süheyl var 4. stoper Süheyl Bursa spor altyapısı çıkıştı. Şu an Tarsus'a koy 11 oynar her maç ve Süheyl dozer gibi bir stoper. Güç kuvvet anlamında çok iyi bir stoper bu lig için. Böyle bir stoper dördüncü stoper oldu. Doğan Can bir de hiç oynamıyor. Düşün. 2, aynen Doğan Can Otman gibi bir stoper yedek kalıyor. Tarsus'ta stoper yok. Sabek de Sefa Durmuş'u ben pek beğenmiyorum ama Sefa elinden geleni yapıyor. O konuda bir şey diyemem. İki maçlık şey. kesti yaptı son Muharrem, iki maç. Muharrem Doğan bir kere as sol bek olacak bir oyuncu değil. Yasin Yener bu ligde on numara oynayamaz. Hı hı. Yasin Yener 10 numara nasıl oynayacak zaten? O kaldıramıyor maçları. 8 6 numara oynan Yasin 60'tan sonra bitiyor. Güç Aynen. kuvvet kalmıyor. Şu an Tarsus'ta bir Cengiz Etkin ilerideki oyuncular arasında iş yapanlardan biri biraz. Yılmaz Basravi birçok oyuncudan daha iyi oynuyor. Onu sana söyleyeyim. Gol de attı zaten o Aynen. Tarsus'un şampiyon kadrosu Şahin Başkan da kandırıldığını anladı zaten yaptığı açıklamalarla. Bak Urfa'nın kadrosu şampiyonluk kadrosuydu. Forvetine bir forvet daha alsan ama Urfa kendi kendini yaktı. Urfa ee, değil Tarsus kendi kendine. Şey, yok Urfa'nın kadrosu. Tamam doğru Gülses pardon. Gülses Hoca'yı göndererek. Aynen. Ama Tarsus'un kadrosu şampiyonluk kadrosu değil. Ergün Pembe Hoca ile kampta röportaj yapılıyor ya sürekli. Hoca sürekli diyor ki stoper lazım 6 numara lazım. Stoper lazım 6 numara lazım. Aynen. Tufan Kelleci geldi ne dedim oynayamaz dedim. Oynamıyor değil mi? zaten oynayamaz yani. Yedek sürekli oynamıyor. Tarsus boş attı transferde. Birçok sağ bek vardı iyi sağ bek kaçırdı. Aynen. Sol bek vardı kaçırdı. toper adam almadı. Kaleci zaten ka iyi değil. Abdülaziz'e gelen iki toptan biri banko gol oluyor. Aynen. Ha, bir maçı kurtar yani kaleci olarak. kaleci bir maçı kurtarsın. Barış Türkmen çok daha iyi bir kaleci. Bunu ilk programlarda da söyledim. Kalede barış oynatırım diye. Tarsus'un kadrosu hucum attı iyi. Evet ben ona hiçbir şey demiyorum. Ama 10 numara yok bu takımda. Altı numara yok. Altı numara sağ da Azat Filiz rakiple kavga etmekten kendi top oynamıyor. Savunma hattı zaten sıkıntılı ki ben pendi makas açacağını düşünüyorum. Tarsus'un işi çok zor. Hı hı. Belki de başkanın bu açıklamalarından sonra oyuncuları iyice serebilir. Ben sana söyleyeyim. Zaten biz paramızı peşin aldık. Tam tersi su. de olabilir. Rahat. Tam tersi de olabilir. Onu da söyleyelim. Ben Tarsus'taki oyuncu karakterlerine baktığımda serme ihtimalleri daha Aynen, yüksek. Aynen. Zaten ben çok yüksek. Söyleyeyim. O zaten özellikle Instagram fenomeni dediğimiz oyuncularda bunu görmeyi istiyoruz. Takımda lider özellikle oyuncu yok. Aynen. Var mı? Uğur Arslan var başka yok. Ya Uğur Arslan da çok sessiz çıkan bir oyuncu Aynen, değil. Sessiz, bir oyuncu sakin bir oyuncu. Aynen. O onu. sıkıntı lider oyuncu dediğin oyuncu Pendik maçında bir kere bağırdığını görmedim mesela değil mi mesela lider, lider oyuncu, olan, oyuncu dediğimiz oyuncu bir bağıracak, yanındakiler öt diye, öt bile diye hiçbir şey diyemeyecek. Aynen. Uğur Arslan öyle bir oyuncu değil, sessiz, sakin bir oyuncu. Hı hı. Mesela şöyle bir örnek vereyim, lider oyuncu olarak diyebileceğin Pendik Spor'dan örnek vereceğim sana. Mesut Özdemir. Hı hı. Mesut yanındakilerine bir "Holt" dediği zaman Lider oyuncu bu. Kocaeli'de de bunu gördük. Urfa'dan Mustafa Çakarı diyebilirim sana. Hı -hı. Tarsus'ta bence bir tane bile böyle oyuncu yok. Kesinlikle. Var mı? Yok sıkıntılı. Ee, iki i̇ki takımında kazanmaktan başka çaresi yok. Kırşehir geçen hafta hakem katliamına uğradı. oradı. Evet. Penaltı pozisyonu hiç penaltı ile alakası yok. Metin bunu, Şentürk bile ona penaltı vermez. Bunu tekrardan vermez. söyleyelim. Zaten bunu Instagram'da da paylaşmıştık pozisyonu. Oyuncunun eli kapalı. Valla ben bu maçla ilgili hiçbir görüşüm yok. Çok zor bir maç. Başkanın yaptığı açıklamalara bakalım. Tarsus'ta ne kadar bir etki gösterecek. Hı -hı. Bunu bu maça göreceğiz. Aynen. Zor bir maç. İki takıma da başarı dileklerimi iletiyorum. Bakalım nasıl bir maç olacak göreceğiz. Valla ben de Kırşehir'in kendi evinde yenilmeyeceğini düşünüyorum. Bakalım. Çok zor zor bir maç. maç. İki takıma da başarılar dileyelim. Bir diğer mücadeleye geçelim. Bu maçta kağıt üstünde güzel bir maç adayı ol. olmaya maç. net aday. Uşak Spor, Sparta 32 spor maçı. Hı hı. Sen Özcan Hoca ile konuştun. Pazartesi günüydü değil mi? Aynen. E, haber çıktı. E, Aşigo Haber Ajansı, Uşak'ın sayfası. E, Özcan Hoca ile anlaşıldığına dair. Sen hocaya hayırlı olsun yazdın. Arda <laughs> Hoca yazdı ki. Ben yazdım hayırlı aynen. olsun hocam dedim. Hayırdır ne hayırlı olması kardeşim yazdı. Hocaya aynen konuşuyoruz. öyle. Hoca yalanladı. Sonra Hoca da yalanladı. Da kulüp resmi hesaplarından aynen. yalanladı bu anlaşmayı. Şu an Uşak Spor hala bir hocayla anlaşmadı. Aynen. Onu söyleyelim. Bugün çarşamba günü. Belki video yayınlandıktan sonra bir anlaşma olur. Hani aynen falan. öyle. Bazen böyle oluyor. Isparta'da çok dirençli bir takım. Geçen hafta belki kaybettiler ama Pendik Spor karsa çok iyi oynadılar. E 25 dakika zaten tek kaleydi. Uşak da Tarsus'tan bir puanla döndü. Bence bu onlar adına önemliydi Erzincan galibiyetinin üstüne. Isparta'da çok önemli bir eksiklik var. Burak Aydın yok. Aynen. Burak bu takımın en önemli ucum silahlarından biri. Ben bu maçta Taner'i 11'de bekliyorum. Bu maçta Taner'le Arif'in ayağına bakacak bence Isparta ileride. Uşak değer eğer Tayyip ile Yasin Ozan yan yana oynarlarsa ben gene Uşak Sporu galibiyete yakın görüyorum. Hı hı. Senin yorumun ne olur? Valla iki takım için de kritik bir maç. Uşakspor'un Uşak Spor'un artık seri galibiyetlere ihtiyacı var. Bence bir puan değerli oldu Tarsus deplasmanında. Tabii konumda. kesinlikle. Çünkü bu kötü gidişatın ardından Erzincan galibiyeti, üstüne Tarsus beraberliği bence gayet iyi oldu. Tabii. Isparta'da dediğimiz gibi 25 dakika gayet iyi oynadı. Baskılıydı ama sonuca çeviremedi bunu ve 25 dakikadan sonra da oyunun hakimiyeti Pendik Spor'a geçmişti. İyi bir takım, dirençli bir takım. Burak önemli oyunculardan birisi ama bu maçta olmaması ciddi anlamda sıkıntı yaratacak durum. Tabii. Ben Uşak Spor'dan bu maçta galibiyet bekliyorum. Kazanmaları gerekiyor ve kazanarak da 3 puan alacaklarını düşünüyorum. Orada da Mehmet Bostepe'de bir sıkıntı var. Aynen. Uşaklı izleyicilerimizden rica edeceğim. Hani Mehmet'in durumu ne, bilgisi olan varsa bize yazsın. Kulüp Aynen. bir açıklama yapmadı. Bir sakatlık problemi var, onu da geçmiş olsun dileyelim. Bir diğer mücadeleye geçelim. Hı -hı. Nazilli Belediyespor kendi evinde 24 Erzincan Spor'u ağırlayacak 24 Erzincan Spor taraftarları Takımın durumundan hiç memnun değil hı hı. Geçen hafta oynanan oyundan dolayı Özellikle geçen hafta kaleci Muratcan Kurtardı takımı Yani onun müthiş performansıyla bir puan aldılar Penaltıda hiç penaltı değildi onu söyleyeyim Zaten yani, 24 Erzincan taraftarlarının yorumlarını Gördüm yazmışlar O hani Penaltı olmasa puan da alamazdık i̇şte, diye aynen. Onlar da penaltı olmadığını çoğu kabul ediyor Onu da söyleyeyim ben bu maçta Nazilli'yi daha önde görüyorum kendi evinde. Nazilli bence Erzincan'dan daha iyi bir takım. Ee, kadro olarak belki Nazilli'nin çok iyi bir kadrosu yok ama oturmuş bir takım. Ama bir de iyi. oyun olarak bence daha iyiler. 24 Erzincan spor maalesef hiç ümit vermiyor oyun olarak. Ben Nazilli'nin kendi evinde en kötü yenilmeyeceğini ve galibiyete bir adımda yakın görüyorum. Senin yorumun ne olur? Vallahi bu maç da zor maçlardan birisi. Ee, Nazilli biliyorsun Konya deplasmandan bir puanla döndü. Evet, maç 1-1 bir, 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 bitti. Bir. Ee, ama Erzincan Erzincanspor'da zaten kendi evinde Kırşehir ile beraber bir, kaldı bir. ki. O da bir, bir. Zaten pozisyonun penaltı olmadığını hep söyledik. Kırşehir'i konuşurken de söyledik. Şimdi de söylüyoruz. Aynen aynen. Zaten Erzincan Spor'un bu seneki malzemesi, kadro yapısı, hedefi oynayabilecek bir kadro yapısı değil zaten. Doğru. Bunu söyleyelim. Geçen seneki kadroyu koruyup üstüne hamleler yapılması lazımdı ama bu hiç yapılmadı. Bir de oyuncular da zaten kaybedildi ki bu büyük bir sıkıntı. Ben bu maçla ilgili hiçbir görüş belirtemiyorum. Aynı Kırşehir-Tarsus maçı gibi. Çok gel gitti bir maç bu maçta. Peki i̇ki takıma da başarı dileklerimi iletiyorum. Kim kazanırsa ben zaten bu maçta şaşırmam. Sen de bence şaşırmazsın. Belki Nazilli tarafındasın ama yani Erzincan çünkü Nazilli de böyle evet iyi mütevazi bir kadro. İyi de o mücadele ediyorlar ama bazı noktalarda bazı şeyleri yetmeyecek bir kadro. Ben şöyle düşünüyorum. Mehmet Özdiraz 11'de başlarsa Nazilli bence alacakmış. Bakalım. Bana öyle geliyor. Bir de e, 24 Erzincan'da yönetim çok düşük maliyetli oyunculara gitmeye çalıştığı için bu takım elde patlayacak gibi duruyor bana öyle. öyle geliyor maalesef. Görünen o. İki tane akşam maçı var pazar akşamı hemen onlara geçelim. Karacabey Belediyespor geçen hafta maç yapmadı malum bay geçti. Zonguldak Kömür Spor'u ağırlayacak kendi evinde. Zonguldak çok formda. Şenol Hoca resmen şov yapıyor. Geldiğinden beri 4 maç 10 puan. Geçen hafta da SS'i 3-1 yendiler Eskişehir Spor'u. Karacabey'de en son Hames Spor'u yendi sonra bay geçti. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Karacabey'in kendi evinde en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum. Senin görüşün ne olur? Valla zor bir maç. Karacabey geçen hafta bay haftasına girmeden önce amediye yapmıştı sahasında 2-1. 96-7'de gelen golle e, önemli bir galibiyet oldu onlar için. ki Çünkü Karacabey şu anda ligin alt taraflarında ve İyi başlamadılar zaten. üst tarafa çıkmaları gerekiyor. 5 maç oynadılar sadece. Bir tanesi de Kastamonu maçına denk gelmişti galiba. Yani Aynen bay, O yüzden 5 maçtalar. Bir galibiyetleri var, bir mağlubiyet Pardon bir beraberlik, üç de mağlubiyetleri var 4 e, puanlılar sadece Kazanıp artık yukarıya doğru çıkmaları gerekiyor e, Zor bir maç Zonguldak'ta da Şenol Demir hocanın Dokunuşları gayet önemli Biz belki çok şeyler beklemiyorduk ama şu anda hoca gidişat anlamında Bizi yanıltıyor doğru. Eskişehir'de 3-1 mağlup ettiler Şu anda 10 puanları var e, Ama ben yine söylüyorum Ben Zonguldak Kümür Spor'dan bir playoff falan beklemiyorum Bunu şimdiden söylüyorum Bu benim kendi görüşüm farklı da çıkabilir. Köde giderken de bunu söylüyordum. Şu an iyi gidiyorlar yine söylüyorum. Bu karşılaşmada da tek o Karacabey tarafındayım. En kötü bir puanla sağdan arayacaklarını düşünüyorum. Ahmet galibiyetinin onlara bir moral kazandırdığını düşünüyorum. Belki geçen hafta bay geçler ama belki onlar için daha iyi oldu. Bakalım nasıl bir maç olacak ama güzel bir maç bizleri bekliyor. İki takımdan gol bekler misin bu maçta? Ben Karacabey maçta? tarafındayım. Bir şey demiyorum. Tamamdır. Bakalım ne 0 -0 olacak. 0-0 da bitebilir. Gol güzel bir maç olacak de. gibi geliyor bu yüzden sordum. Son olarak da Eskişehir Spor Buca Spor maçını konuşacağız. Eskişehir Spor da geçen hafta biliyorsun Zonguldak'tan 3-1 mağlup döndü ve Eskişehir Spor'da büyük sıkıntı var. Kadro çok yetersiz. Eskişehir Spor maalesef şu an tüm takımlar için hedef takım olmuş durumunda. Hı -hı. Hedef hani direkt 3 puan olmuş durumda. Yani şu an hiçbir takım Eskişehir Spor'dan çekinmiyor. Bu çok net. Buca Spor'da geçen hafta galibiyeti sonuna kadar hak ettiği maçta Ankara Demirspor'u son 5 dakikada bulduğu 2 golle yendi ve Tamamen üstün oynadılar maçı. Maçı Ege TV verdi zaten. Aynen. Çok net bir oyun üstünlüğünü kabul ettirip kazandılar. Hepsi de 80'den yani. sonra geldi golde. Geldi ama Buca Spor golü resmen rakibine kendi yedi verdi yani. Öyleydi. Umut Pusat'ın önüne bıraktılar topu. O da affetmedi. Ama Buca Spor maçın tek hakimiydi. Müthiş oynadılar. Ben bu maçta da net bir Buca Spor galibiyeti bekliyorum. Tunç Murat Behram, Metin Yüksel ve Mehmet Fuat Gölbaşı ilk 11'de başlarlarsa... Buca Spor çok ağır favori bence. Senin yorumun hı hı. ne oldu? Vallahi ben de Buca Spor tarafındayım. Kazanmalarını bekliyorum. Şu anda 10 puandalar. Piyof hattıyla ve zirveyle çok fazla açılan bir makas yok. O yüzden bu maçta puan kaybı yaşamamaları gerekiyor. Ki geçen hafta kazandıkları galibiyetin de önemli olabilmesi için. Evet. Ben Buca Spor'un kazanarak 3 puan alacağını düşünüyorum. Eskişehir da tekrar söylüyorum. Kümeye düşeceğini düşünüyorum zaten. Aynen gözüken o maalesef. 8 maçı da konuştuk kapatmanın önce eklemek istediğim var mı? Öncelikle tüm takımlara başarı dileklerimizi iletiyoruz Aynen. 8. haftada. İnşallah kazasız belasız İnşallah. güzel bir hafta olur. İzleyen herkese öncelikle abonelik. Ardından beğeni ve videomuzun altına yorumlarınızı ve görüşlerinizi bekliyoruz. Maçlarla ilgili tahminlerimiz golvar.com sitesinde yayında olacak. E, açıklama kısmına da zaten bırakacağız. Aynen. Golvar.com'a giderek maçlarla ilgili analizlerimizi ve tahminlerimizi okuyabilirsiniz. Ayrıca çekilişlerimizle ilgili de yoğun bir desteğinizle ilginizi bekliyoruz. trabzonspor Fenerbahçe videosunun altına bekliyoruz. Bunu tekrardan da söyleyelim. Çekilişimiz de pazartesi günü saat 21'de yani saat 9'da akşam Instagram sayfamızdan yapılacak. Herkese iyi seyirler diliyorum. Tekrardan tüm takımlara da başarı dileklerimi iletiyorum. Ayrıca projemize ilgili de tüm kulüplerden geri dönüş bekliyoruz. Ben de sana teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ağzına sağlık. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hafta sonu tüm takımlara başarılar diliyoruz. Herkese iyi günler, hoşça hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi sunduğu Trivela Sport sona erdi.